O da aslında çok çekti yamalardan, onu da söyleyelim. Yani biraz güçlendiriyorsunuz, baş edemiyorsunuz. Birazcık gücünü eline alıyorsun, bu sefer hiç oynanmıyor. Aslında bu yeni yapılan eşya tercihleri işte artık göz için erken alınması falan Cassiopeia böyle yarar gibi göründü Tabii. ama ben de öyle düşünüyordum. Ya hiç giremedi yani, hiç o Ya beklenen şöyle, bu etki arada yaratamadı. Akademi Ligi'nde 3. haftadayız. 2. gündeyiz ve bugünden sonra takımlar 6'şar karşılaşmalarını tamamlamış olacaklar. Alt tarafta ise hızlı ikinci seviye olma savaşı sürüyor. Yalnız şimdi Carry ile Joxy Yani birbirine seviye 2'yi girdiler. beklemeyecekler Joxy'nin başı galiba. dertte şifa da kullanıldı. Sıçra da kullanıldı ama Tek Carry'den başına. müthiş bir balyoz gibi sıçra ile beraber bufferladı. İşte Chakram'a, Crescendo'ma, Severum'a, her şeye iyileştirmeler geldi derken Kula yine burada bir Joxy'nin baskın tabii var. sıçrası olmadığını biliyorlar. 361 Efe'de o sıçradan var. Hemen giriyor oraya sıçrayla, mesafeyi kapatıyor. Bir de meydan akıyor rakibine. Ve Fenerbahçe maça fırtına gibi başladı. 1000 altınlık bir fark. Yalnız şimdi Tumay'dan sıçra geldi. Kere oradan çıkabilecek mi? Balyoz gibisi var mı? Hayır, yok. Üçlü çalıda bu arada Tumay'la karşılaşacaklar. Yalnız kötü bir pozisyonda yakalanan şimdi 361 Efe olabilir. Ölüm cezasından kaçmayı başaramadı. Eight Note oraya gitmiyor bile. Kerry'nin kendisini yakalayabileceğinden korktu. Haklı bir korkuydu bu. Ve şimdi Graviton mermisi isabet etti. Yerine sabitleyebilecek mi Kerry'yi? Hayır. Şimdi Kerry yalnız kule altına gitti ve ışınlan kullanıldı birazcık erken. Tumay Oo, 3 buradan çıkamıyor. kişilik. Yalnız 3 kişilik bir suratta atan ışınlan bu arada iptal edildi. Nasıl edildi bilmiyorum ama. Kerry'yi sonuçta almayı başarıyorlar. Rever bu arada yakalanmış orada. Yeter mi hasar? Yetmeyecek gibi gözüküyor. Pirince giderken bulgurdan olmak denir buna. Biraz öyle oldu, evet. Ya Kaysa'yı öne geçirelim. Aphelios'u tamamen oyundan çıkartalım derken bu arada Ersin'le Lenom arasında birebir var. Yalnız arkada ormancısı olduğunu bilmiyor Ersin şu anda rakibinin. Yalnız alt koridorda bir aksiyon daha. Arkadan Volibear'ı çekti. Sıçrayı attı, derisini yüzdü. Kerry'nin buradan çıkışı ihtimali yok. Çok zor. Aphelios'un 3. skoru hayırlı olsun. Galacticos adına güzel bir Oo. başlangıç. Şok patlaması Lenom'dan koşu yoluna geldi ama Ersin o sıçrayı tutmuştu. Şu an Tumay gittiği her yerden bir şeyler almaya devam ediyor. Özellikle alt koridordaki Tumay hiç gitmedi. Onu Hiç söyleyelim. gitmedi ama Ersin iyi Oo, idare yine bir ediyor. kule altı. Yine kule altı Seviye altı demesi dediğin yalnız. gibi. Carry yalnız hala balyoz gibi kullanmadı. Şimdi kule kapatıldı ama biraz geç oldu bu. Thresh'i kaybettiler. Eight Note'un da başı derde girebilir. Rup arkaya sıçrayı attı yalnız. Otomatik Tuttu. saldırı menzilinde müthiş. Kalibrum'un aktifiyle beraber Eight Note rakibini tutmayı, rakibini yakalamayı başardı. Arkaya totemi bıraktı. Burada bu arada Tuma'yı nöbete bırakıp Eight Note'un sanki normal minyonların yanından gittiği bir setup izleyeceğiz. Kule Aynen de altı öyle geliyor, kule oluyor. altı geliyor. Eight Note yetişebilecek mi bakalım? Carry bu arada 6. seviyeye gelir mi minyonlar düşerse? Carry şimdi kule altına kaçıyor. Bu sefer tutturamadı ama daha kritik olan zaten Kai'Sa karşısında olandı. Carry şimdi Valios gibisini kullandı ama o da düşecek. Tumay kule Yok, hasarı düşmeyecek. hayır. Yalnız Tumay burada ultisini biraz geç kullandığı için olan trash'i oldu. Joxy açıldı. 361 Efe çalıda bekliyor. Bu 3'e 3'te neler olacak? 8 nota dönecek bu arada. 361 Efe meydan okudu. Ve şimdi başı dertte Aphelios'un ayışı. Aldılar o Evet, parayı. yetmeyecek. 500 altın ve Kayseri'ye gitti. Çok güzel bir getiri oldu Fenerbahçe'nin nişancısı adına. Yalnız alt koridora bir Yine ziyaret mi? daha geldi 361 Efe'den. Sıçra kullanıldı Carry'den ve burada sanıyorum Thresh'i feda etmeleri gerekecek. Ulti de kullanıyor Rup. Yalnız arkaya ışınlan geliyor. Işınlanlar karşılıklı geldi. Graviton mermileriyle 3 kişiyi yerine sabitledi. Burada bir 4'e 4 var. Yenilmez aktif. 361 Efe'nin düşmesiyle beraber bu 4'e 3'e dönüştü. Fenerbahçe Oo, kaçmak hasarlara zorunda. bak. Fenerbahçe kaçabilecek mi? Cevap pek evet gibi gözükmüyor. Kunduz'la sersemletildi. 2'de 2. Işınlanı varmış Lenom'un. Ama tam geri dönüşün ortasında yakalanmış ve bakalım diğer tarafta Fenerbahçe Akademi'nin ne gibi bir planı var Aphelios'u durdurmak adına. Şampiyonları da 285 falan atıyor zaten. 361 Efe'nin başı dertte olabilir. Çarpta kullanıldı, üzerinde ultiyi atmak zorunda kaldı ama ultinin ardından gelen ölüm cezasıyla ultinin içerisine rahatça girebiliyorlar. Aphelios. 361 Efe eridi gitti. Arkadan gelen Reber bu arada zehirledi orada Carry'i. Balyoz gibi onu kurtarmaya yetmeyecek. Reber de skor tabelasına adını yazdırıyor. 7-1-3 oldu asistlerle beraber 8 Note. Tumay'ı bu arada görüyorlar. Tumay ultiyle beraber çıkmaya çalışacak. Tumay ultiyle çıkamıyor. Lenom'da kaldı burada skor. Müthiş bir taktiksel deha falan yok. Alt koridorumuz kuvvetli. İyi de başladık. Şimdi dikkatlerini minyonlara çevirdiler. Bir de zehir bırakıldı. Setten gelen ulti Tumay'ı yakaladı ama Tumay Volibear oynuyor. Bunu Oo, unutmamak Aphelios, lazım. Aphelios çok Aphelios boş. Bedava, bedavadan vurmaya devam çok ediyor. 1, boş. 2, 3, 4, 5, 6. Aphelios'u o kadar boş bıraktı ki Fenerbahçe. Carry'den hamle geldi ama o hamle Volibear üzerine geldi. Ve 8 notu yakalayamadılar. Sıçrası olmamasına rağmen. Yani bu kompozisyonda şimdi şöyle bir sıkıntı var. Tabii ki de tamam Carry orada takım savaşı başlatmak istiyor. Takım adına bir pencere atmak istiyor ama Shinzao girer miydi içeri bilinmez. Şimdi Ejder'e başladılar direkt olarak. Yalnız güzel bir şok patlaması 8 notun canını okudu.
Şimdi 361 Efe'yi içeriden çıkartabilecekler mi? 361 Efe %50 %50'ye giriyor. Ultisini de açtı. Ama kronometreye bastı. Kalıyor. Ölmemek için o kronometreye attı. 361 Efe'nin yetişebileceği gibi bir durum söz konusu değil. Carry bu arada çok ciddi bir hasar aldı. 4 durum geldi. Düştü Baron. Ednot vurmaya devam ediyor. Severum bu arada aktifleşti. Carry herkesin ortasına. Carry düştü. Rüyup da ben Carry'i yalnız bırakmam. O benim takım arkadaşım dercesine. İçeri giriyor ve o da düşüyor. Baron'un sıfırlanmasına da izin vermediler. Ersin burada Lenom'la pek uğraşası yok. Efe geliyor. Efe yetişebilecek mi? Efe zamanında gelemeyecek ve Galacticos Akademi. Arkada bu arada müthiş yakaladılar. 361 Efe'nin çıkma şansı yok. Carry burada ultiyi kullanıyor ama Carry'nin de burada yapabilecekleri sınırlı. Ersin. Vahşi büyüme kunduzu hayatta tutacak ama Kadim Ejderha karşısında verebileceği hiçbir cevap yok burada Fenerbahçe'nin. Galacticos bakalım Kadim Ejderha'ya beraber birazcık daha aktif ve agresif bir oyun oynayacak mı? Ednot'un Yampir Yengece yaptıklarına bir bakar mısınız? Oo yani. Bir benzerini de Baron'a yapıyor şu anda. Yani çok seri bir şekilde dalıyorlar. Carry'nin pozisyonundan haberdar Galacticos ama Carry pek umurlarında değil. Nexus kuleleri tabii oyunun bitirilmesi için alınması gereken görevler ve Gofret gibi eritiyor bu noktada Galacticos Akademi Nexus kulelerini. 161 Efe içeri girdi. Setten de fena olmayan bir ulti ama Ednot'a yine ulaşamıyorlar. Ednot Kadim Ejderha güçlendirmesinde yardımıyla beraber maksimum yarı canı düşürebildiler ama sonuçta Galacticos Akademi günün ilk karşılaşmasında galibiyete Ednot'un muazzam performansı ama Tuma'nın da onu aynı güzellikle desteklemesiyle ulaşıyor. Fena değil. Ama Kamil geldi. Kamil geldi senin de söylediğin gibi. Mesela bu bir silah. Ne nasıl bir silah? Aphelios'a ulaşmak için bir silah. Çünkü Kamil yani, inanılmaz anlar. Luka'yı ormana yolluyorlar. Ne? Hayırlı olsun. Dünkü karşılaşmalarda da aynı şekilde oynadılar. Evet yani bu hafta için böyle bir değişiklik. Ve bu arada dün Galacticos Akademi'yi yendiler. Dolayısıyla işe yaramış bir değişiklik diyebiliriz. Meta break diyelim. Yalnız 4 kişiler burada. Dark Passage burada 4 kişi. Dikkatli olmaları lazım. Dark Passage 4 kişi, Five Run ise 3 kişi burada senin de söylediğin gibi. Thresh'in gelişi artık Five Run'ın adına kaçışın vakti olmalı. Derisini yüz muhteşem geldi. Onu da söylemek lazım. Şimdi üst koridora gelen bir baskın var. Yani oradan duvarın üstüne atlayaraktan sıkıyorum. Muhtemelen buradan çıkamayacak. Yalnız Avrosa'nın kucağına doğru gidiyor. Rakibini yavaşlattı. Skiver'ın bu arada eksek ultimatomu da var. Orada bir miktar hasar karşılamak üzere. Onu da kullanıyor ama. Luka henüz vazgeçmiş değil. Ve Query de geri dönemedi bu arada. Skort'un başı dertte burada. Hasar ulti. Yetecek mi? Ulti geliyor. Yetmeyebilir bu arada. Yetmedi. Yetti. Skorun alınması için ultinin hasarı yetiyor. Ben kalkan yetmedi dedim. Ha, anladım. Tamamdır. Ve şimdi çok tehlikeli bir kule altı denemesi tekmesi var. Tekmesi var, tekmesi var. Query'nin sıçrası olmadığını hatırlatalım. Kule altında iki tane DP oyuncusu. Ya uzun bile sürmedi. Andriyel yalnız düşmedi. Kuleden hasar yetmiyor Andriyel'in düşmesine. 8 canlı oradan çıkıyor. 5-6 canı gördük orada. DP istediği gibi başladı demiştik ama bu kısmı Five Run'in çok iyi oynadı. Yani Skewer geliyor. Bu planı bozabilir. Ya ölümüne bu yükü aldı Treyren'u. Şimdi yalnız ultisini kullanıyor. Avarason'un da yardıma gelmesiyle beraber düşmeyebilir burada Treyren'u. Skewer bu arada bir anda tehlikeli bir noktada kaldı. Çok az canı var. Sıçra da geldi Avarosa'dan. Şimdi Avarosa'yı yalnız yakalayabilirler. Ses dalgası güzel tuttu. Mayınlar da hasar vermeye devam ediyor. Avarosa skoru da burada. Luka'ya gitti. Kanca atışı bakalım onu güvenliğe doğru götürecek mi ama Treyren'u. Bir de kontrol totem bıraktı oraya ama hasar yetmeyecek. Skortun fazla kalmaması lazım orada. Fener'e güvendi. Fener'in Nesin üzerine geliyor. Kontrol totemi gelse de yeterli olmadı. Şimdi arkasına geçiyor Skortun. Eurofall Skort'u tekmeyle beraber takım arkadaşlarına servis etti. Yalnız, orada 2-3 milyon alacağım diye. Evet yani şunu söylemek istiyorum ben. Monkes bayağı uzun süredir seviye 5. Burada skor bu arada Dark Passage'da kaldı. Query düşer mi diye baktım, hayır. Yalnız üst koridorda kullanılan alamet Dark Passage'e oyunun ilk kulesini getirecek. Tek başına engelleyemeyebilir. Bu arada şimdi eksek ultimatomu geliyor çünkü Rawful da katıldı oraya. Query'nin ultisi yalnız onu oldukça tanklaştırdı ama hayatta tutmak için yeterli değil. Basamadı. Trey Renu'yu yakalayabilecekler mi acaba? Rawful'un başı derde girecek. Bu arada oyun ilerleyince yani 35-40 dakikayı görürsek galiba orada biraz bazı şeylerin ters gittiğini anladı. Query yavaşlatamadı bu arada ama yine de Avalanche'ın buz yanığı isabet etti. Ok geliyor. Kristal ok geliyor ama yetmeyecek. Şimdi Ayış'ın nöbeti geliyor. Gravitum sadece Avalanche yerine sabitledi. Yalnız Braum'u bir de ölüm cezası üzerine gelen derisini yüzle beraber çıkması ihtimali kalmadı. Eurofull'la bir birebir var Avaros'a arasında. Tekmeyi de kullanmak zorunda kaldı Eurofull. Tutturdu Shuriken'i ama.
Ruffel bu arada Avarosa'nın üzerine gidiyor. Tersten Luka geliyor ama Trey Rennie de orada. Ve Kartus bir anda kendini çok kötü pozisyonda buldu. Düşecek. Burada ultisiyle beraber en azından skor çıkartmaya çalışabilir ama Trey Rennie de kendi ultisini kullandı. Ruffel düşen ikinci isim olacak mı bu savaşta? Hayır. Düşmedi. Ruffel hayatta, şimdi üzerine Skort'un sıçrası geldi. Çalıyor. Can çalıyor ama hayatta kalması için yeter değil ama o kadar kaynak harcamak zorunda kaldılar ki orada Ruffel'un alınmasına. Skort burada kendi kuleye yem etmeye çalışacak, pek mümkün gözükmüyor. Bir de Shine atışıyla beraber Skort burada skoru... Bakalım Lee'sine mi kaptıracak? Geçti mi acaba o süre? Daha var, daha var. Skort biraz can yeniledi şu bu arada. Şu an geçmiş olabilir. Evet, şu anda muhtemelen geçti. Skort... Yo. Hayır. Ve Kartus'un yine çok hoşuna gidecek bir ejder. Ben o noktada Baron'u yoğunu ortaya koyacağını düşünüyorum. Skewer bu arada Skort'u orada Query'i sersemletmeyi başardı ama... Query'nin ultisi aktif. Şimdi eksek ultimatomu. Büyülü kristal okültü geldi. Ama gelen ağıt. Kartus. Kartus'u 7'ye çıkarttı. Bu hasarları vermesi sürpriz değil. Yalnız şimdi Five Run'ın akademi ejder tarafında. Ejder ruhunu almak üzereler. Kartus da kalıyor. Gelen ışığın nöbeti burada ejderin alınması için yeterli değil. Avarosa bu arada adeta bir libero gibi arkaya sarkanları tutmak üzere bekliyor. Yetişemeyecekler mi? Ve yetişemeyecekler gibi gözüküyor. 2000 canda Luka'nın içeriye girebilecek bir sıçrası yok. Dark Passage'dan. Bir çaresizlik oyunu gibi gözükmüştü ama çok iyi sonuçlandı. Query de düşmeyecek. İlk skor da bu arada geldi. R geliyor. Kartus yaptı. Şimdi ultisini kullanıyor. Geliyor. Kindred ultisine giremeden düştü Aatrox. Yani canlar belki Kindred ultisi öldürmedi ama. O kadar hasar verdi ki Kartus. Baron hayırlı olsun. Biz katliamı alır devam ederiz diyor Five Run'ın akademi. Ve direkt olarak inhibitor kulelerini vurmaya başlayacaklar. 5 tane Five Run'ın oyuncusu olduğuna bakmayın. 8 kişiler aslında 3 tane koruyucu melekle de beraber. Yalnız oyun oraya kalacak mı? Şimdi Kartus yakalandı. Oho! Ama ölüm cezasının ortasında Thresh'i erittiler. Luka'nın tabii Zonya'sı olduğunu hatırlatalım. Avalanche'e fazla hasar alan Fibre'nin akademi oyuncusu Avalanche düşüyor ama. Avarosa geri döndüğünde savunma amaçlı orada yeteneklerini kullanmak zorunda kaldı. Avarosa'ya özel Kartus ultisi. Kartus'u aradan çıkartmayı başardı. Kartus da bir düştükten hemen sonra ultisini kullanıyor ama Fibre'nin akademi orta koridor ve alt koridordaki inhibitörleri alacak. Avarosa hayatta ama geri kalan 3 Five Run'un üyesinin de burada koruyucu melekleri var. Avarosa'nın buna cevap verebilmesi çok ihtimal dahilinde gözükmüyor. Sis perdesinin içinde bütün alan hasarında 7 ayrıca. Yaylım ateşi de kullanıldı üzerinde ve Five Run'un akademi 3. haftayı 2-0 bitirmek üzere. Dark Passage'in Nexus'unu yıkıyor. İlk 2 haftada galibiyet alamadıktan sonra onlar adına muhteşem bir hafta. 2'de 2 bakalım gelecek onlara ne getirecek. Skor almaya yönelik bir ikili Ezreal artı Blitzcrank. Aurora Akademi'nin erken oyunda sadece hayatta kalması lazım. Sadece hayatta kalması lazım. Seviye 6 olduktan sonra Nocturne ultilerinin üzerinden takım savaşlarını çevirmeleri gerekiyor. Ki bir de bunun yanında zaten bayağı uzun bir süre narın üstüne kaldılar ama onlar en sonunda yine günün 3. gününde de Aatrox bizi yalnız bırakmadı. Teşekkürler Aatrox. Dün galibiyete ulaşamamışlardı. Supermassive Akademi'ye yenildiler. Bugün en azından kötü gidişe bir dur demek ve zirve takibinde sürdürmek istiyor. Alt koridorda bir 5-5 yaşanacak galiba. Geliyor. Blitz her zaman çok tehlikelidir ama totem erken bırakıldı. Blitz'in hala bir şansı var. MXC bu arada çekildi. Neden? Roketeri tarafından. Şimdi Osman orada alev makinasıyla hasar veriyor. Çaman Agavza ilk kanı aldı. Aurora tarafında canlar çok az. İkinci düşen isim de burada fade oluyor. Nako kaçmaya çalışıyor. İkisi de yan yana çünkü henüz CW'de gelmemişti. Fade yalnız yakalandı. Fade! Nocturne kebabı var bugün menüde ama Osman! Skoru alamadı, hayır. Bu arada Wonka geliyor, MXC geliyor, Nako geliyor. Osman'a da harika bir döner tohum. Wonka skoru aldı ışınlan. Biraz geç kaldı. Bir de patlangaçların üzerine oturacak burada. Taner'in gelişi. Roket atlayışı Padilla'nın istediği gibi gelmedi. Bu MXC için bir pencere anlamına gelebilir. Ölüm cezası isabet ediyor ve arkadaş şimdi Fener'le de Wonka'yı getirdi oraya. Padilla'nın buradan çıkışı pek ihtimal dahilinde gözükmüyor. Ulti de geldi bu arada. Şimdi Osman arkada Nako'yu hedefledi ve Nako'nun sıçrasını almayı başardı. Hipnos'un da canı çok azalmadığı için Wonka'nın da başına atlanacak. Her şey kaçtı Hipnos'a. Wonka hasar verecek mi? Hayır, Wonka skoru alamıyor. Kule altı geliyor mu ama set. Dikkatli olmanız lazım. Tersten gelen fade. Çaman Agazo fade'i şimdi büyük halkanı nerede kullanmak isteyecek? Büyük halkanı yok mu acaba? Sonuçta hayatta kalması çok zor gözüküyor burada Fade'in. Sıçrası olsa da büyük halkanı en son saniyede kullandı. Hemen bir ejder denemesi geldi bu arada. Ondan söyleyeyim. Kolay da bir ejder olacak. Padilla bu arada görüldü Nako tarafından. Patlangaç da fena gelmedi ama Padilla'yı yakalamak için yeterdi. Şimdi roketeli erken kullanmadı. Patlangaç'ın bitmesini bekliyor bu arada Osman. Şimdi bu arada roketeli geliyor. Koşu yoluna gelen dengeleyici yeterince dengeleyemedi. Nako'nun üzerinde. Tutuştur var ama skor için yeterli değil. Çaman Agavza yine temizliğe geliyor ama Çaman Agavza kötü bir noktada bulabilir kendisini. Çifte vur kaç ve oradan güvenliğe doğru uzaklaşıyor. Hipnos deniyor. Gidiyor mu? Gidiyor! Hipnos!
hem nişancısına bir skor kazandırdı. Gerçi burada Hipnos'a skoru kazandırdı diyemeyiz Osman'a. Hipnos tamamen içeri doğru girip savaş yapmak isteklerine delalet. Çünkü gece tırpanın amacı da şu. Ultiye attığınız anda yamultuyorsunuz rakibi. Evet. Füze Kevin aynı zamanda özelliği de hani büyü nüfuzu da veriyor her eşya aldığınızda. Tabii. Bu arada Çaman'a gazodan harika bir buz geldi. MX'i burada roketele yakalanıyor ve düşecek. Yalnız çok kötü pozisyonda kaldı. Roket. Patiya. Ve manyak güçlü ölüm roketiyle beraber Nako da defteri açmış oldu. X skorunu aldı. Destekler yerde. Paranoyanın da ilk kez kullanıldığını gördük oyunda. Galiba evet. Ben de aynı şeyi söyleyecektim tam yanılmıyorsam. Çaman Agazo yalnız Fade'in başını derde sokabilir. Vurkaç'a girdi içeri. Şimdi hayali zincir. Yalnız büyük halkanın orada başka bir şey aldı gibi tahmin ediyorum. Çaman Agazo burada Nocturne skorunu almayı başarıyor. Gelen Lily ultisini takip etme şansı pek yok bu noktada Aurora Akademi'nin. Padia'nın yanlış bir adım atmasını beklediler ama o adımı atmayacak. Şimdi orta koridorda yeni alınan alamet. Füze kemerle uzaklaşamadı Osman. Patlangıcın da içinde kaldı. Kronometresini kullanıyor ama. Düşecek. Hayatta tutmaya yetmeyecek bu onu. Orta koridor kulesini belki bir teselli olarak aldılar ama isabet dalgası da Wonka'ya isabet etse de pek fazla bir hasar çıkartmadı. Alevejilerini kaptırıyorlar. Deathstick bu arada ultisini kullanıyor. Blitzcrank'i yakalama şansı var mı? Cehennem prangasından sıyrıldı ama Padia. Sonyalar alındı. Yalnız şimdi Fade'in başı derde girebilir. Engelleyecekler Fener'e gitmesini. Şimdi yalnız paranoyayla Fener'e gitmeye çalışıyor. Bütün varoluşuyla Fener'e gitmeye çalıştı ama başarılı olamayacak. Şimdi Wonka'dan iki kişilik bir ulti geliyor. Güzel bir balyoz gibi Taner'i hayatta tutacak gibi gözüküyor. Çaman Agazo çöpleri toplamaya geldi ama alabileceği bir, temizleyebileceği bir yer yok burada. Aurora tarafı buradan çok iyi çıktı. Yani üyelerini erken kaybetmelerine rağmen Çaman Agazo arka tarafa. Biz kopyasını de orada yemlendik. Şimdi ne oluyor, ne oluyor? Osman'dan agresif oyun alev makinesi açık. Osman yakıyor. Sonya'dan açık MX'i telaşla beraber kötü attı o noktada ölümme cezasını ama sonuçta skor çıkartmayı başardılar. Çaman Agazo Wonka'yı da yerine sabitleyecek. Bir skor daha çıktı. Döner tohum Hipnos'a isabet edecek mi? Hayır. Bu arada koşuyorlar. Paranoya da geldi ve ejderi almayı Osman başardı aldı. Osman. Şimdi bir de Zonya'ya giriyor. Paranoya bitmiş olacak. Osman çıktığında setten gelen ulti. Wonka'yı takım arkadaşlarını vurdu ama Osman çıktığı gibi düşecek. Nako vuruyor. Nako vuruyor. Pasifinden gelen kalkanı. Onu kurtarmak için yeterli değil. Nako vuruyor söylediği Roket. Gibi. Nako skor da almayı başardı. Fade'in üzerindeki tutuştur da etmeyecek. Çaman Agazo da burada. Lili'ye düşüyor. Baron. Aurora. Takım saçı başlattı ama dediğim gibi. Galatasaray Akademi'nin oyuncular çok geride kaldı. Baron. Böyle gelmiş oldu. Umarım sunucu laneti değmez. Dediğim oldu. Çaman Agazo içeri girdi ve anında hızlandırdı takım arkadaşlarını MX'i. Çaman Agazo'yu yakalamayı başaracaklar mı? Ölüm cezası güzel geliyor Osman'a. Üzerine bir de cist geldi ama çok derinlerde yakalandığı için o Fener'i takip etmedi. Nako'dan sıçrayı aldı ama çok kritik olabilir bu. Hep bu sersemletmedi ama yavaşlattı Nako. Nako düştü. Jinx düştü. Çok kötü yere kaçtı Nako. Aurora geri dönüş sinyali veriyor demiştik ama Galatasaray aldığı darbeleri aynen rakibine iade ediyor. Shurelia da aktifleştirildi, ölüm cezası kötü gitti. Çaman Agazo üçlü çalıdaki totemi buldu yalnız Osman'a şimdi ulti gelecek. Paranoya. Kombo geliyor. Görüşü kısıtlı önündeki Nako. Nako arkada tek. Nako. Büyük talihsizlik bu arada, nereden bilsin oradan geldiğini Çaman Agazo'nun ama. İkinci pozisyon yine Jinx düşüyor. Jinx'in düştüğü her an Aurora'nın hayallerinin de sonu oluyor. Yalnız Yertat'a Fate hemen orta koridordaki minyonları ittirdi. Rakibinin kule almaya hatta kule ve hatta inhibitor olmasına karşılık ama üst koridordaki minyonlar kuleye dayanmış durumda. Bakalım. Çaman Agazo sıçrayı da aldı MX'den. Ya gerçi bir yandan da anlatırken şanssızlık dedim ama orada LeBlanc'ı gördüler. Gördüler orada. Baron bu arada hızla eriyor. Korumalısınız. Aurora burada bir savaş yapamayacağını kabullenmiş durumda. Galatasaray'da. Yalnız bu biraz fazla oldu. Padiye galiba kaşındın sen artık. Karşılıklı olarak yetenekler tuttu. Roketelli ölüm cezası. Yalnız arkadan gelen Çaman Agazo Wonka'nın üzerine gitti ama Wonka'dan güzel Zonya. Ama o daracık savaş alanına harika bir dengeleyici geliyor Osman 1-2-3'ten. Nako'yu durumda derken yalnız. Deathstick de koruyucu meleğe giriyor. Nako düşecek. Diğer tarafta Nocturne 1, Aatrox 2, Galatasaray. Bu hafta ilk galibiyetini almış olacak bu maçla beraber ve galibiyet sayısını 4'e çıkartacak. Aurora'daysa işler kötü gitmeye devam ediyor. Bu onların ligde aldıkları, ikinci mevsimde aldıkları 5. mağlubiyet. Yani aslında oyunu kazanmak için iyi de bir şansları vardı ama o şansı iyi kullanamadılar. Kazandıkları altını aynı şekilde geri verince durum değişmelerek anlıyor. Tek bir hatayla Aurora fena gitmeyen maçı kaybetmiş oluyor ve Galatasaray Akademi Luana yerine Rare'ı transfer ettikleri bu haftada bir galibiyet çıkartmayı başarıyor. Yani benim ilk dikkatimi çeken konu anlık kitle kontrolleri biraz az. Evet. Yani belli bir süre bekledikten sonra kitle kontrolü var. Evet, hani korkutabilir Nocturne ya da
Senna uzun mesafeden tutturursa... Bir konuda çok haklısın. Tam E'siyle beraber diye anlatlarken vahşi bir zamanında gelirse Ludo bu oyunu bozar. Bozabilir. Ama bozabilir. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. İşler biraz zor gibi. Nasır'ın da ciddi derecede takım savaşlarını yok etme ihtimali var. Alt koridorda bu arada Papar Supermassive kolay kolay bırakmaya niyetli değil bu kırmızı 3 tane ve 4'e 4 görüyoruz. Üst tarafta Nocturne ve Ornn birleşti ama geri kalan 8 kime oyuncu gidecek? Da burada. Kırmızı kimde kalacak? Kime herkes gidecek? Deniyor. Herkes deniyor ve Kitruk'ta kaldı. Second Date bu arada Sıçra'yla beraber oradan çıkmayı başarıyor. Rilash da Sıçra'ya attı. Viego düştü. Ama kaçışı yok. Viego düşüyor. Yani Ornn beklediğiniz seviye 14, 15, 16'ya ulaşamadığı için yani en fazla takımda 2 kişinin eşyasını güçlendirebiliyor. En büyük belki bir dengeleme Nuka bu arada bir de sıçra kullandı. Evet. Şimdi üst koridorda paranoya da aktifleştirilmiş durumda. İleride atıldı Ornn. Az önce sıçrayı kullanmıştı. Şimdi ocağın çağrısı ikinciyi de güzel kullandı. Ve Rilash. Gelecek mi skor? Rilash geldi. Evet skor birebir değişmeyi başardı burada. Tabii şimdi orada Bami'nin alevi de gelmiş. Bami'nin közüydü pardon. Alev mi köz mü? Karar veremiyorum. Bilmem belki baksan. Alamette bir aksiyon çıkacak gibi gözüküyor. Kitruken burada biraz yalnız kaldı gibi gözüküyor. Arkaya doğru sıçrayla beraber uzanmak zorunda kaldı. Gelen ocağın çağrısı da hiçbir Papara süpürmesi ve akademi oyuncusuna isabet etmiyor. Kitu içeri girdi. Çok iyi bir fikir olmayabilir. Senna'nın ultisi o noktada hayatta tutmayı başardı süpürmesinin oyuncularını. Henüz kimse düşmedi süpürmesinden. Canlar çok az ama o son dokunuşu yapamıyorlar ve resete aldıktan sonra Viego'yu durdurmak yok. Buz yanığını da bıraktı orada çaldı round'dan. Ve bir anda Supermassive. O kombonun bir dışısı eksikti. Ne eksikti? Tabii ki de Ornn ultisi eksikti. Ornn ultisi olmadıktan sonra... Yalnız hani... Papara Supermassive Akademi çok kötü bir başlangıç yapmışlardı oyuna. Kitruken acaba burada Nuk'u yakalayabilecek mi? Üzerine doğru atıldı. Nuk bu arada paranoya ile beraber uzaklaşmaya çalışıyor ama buradan çıkış yok muhtemelen. İnfaz mermileri son mermide. Ve Nasri Esports Akademi'nin artık ruha... Buradan. Oldu 90. Uzaklığı arttı. Yani şöyle zaman geçtikçe güçleniyorsanız... acele etmenizi de gerektirecek kesinlikle. Bir durum yok. Second Date'in üzerine gider mi acaba? Tam Kench de gelecek oraya. Paranoia ile beraber yalnız. Biraz erken kullandı geri o noktada. Gitti. Second Date. Işınlığını aldılar. Bu acaba Papara Supermassive Akademi'ye yetecek mi? Evet yetmiş gibi gözüküyor. Ve şimdi savaşa dönmek istiyorlar. Rilash içeri doğru girmeye çalıştı. Ocağın çağrısı için çok iyi bir ortam var. İki kişiye isabet etti burada ama Ornn bir anda rakibin ortasında kaldı. Delil yarası yükleriyle beraber bir de ihtimale karşı kefaret yolluyor oraya Lulu. Viego da orada reset aldı. Ornn'u çaldı. Kafa attı içeri doğru. Ultisiyle beraber Baron bölgesine de girecek. Sadece destek yetmedi dedin. Bir de üst koridor aldılar. Aynen öyle. Yalnız bakalım Kitu belki burada o tavşanı bu şapkadan çıkartabilecek mi? Ya standart bir takımın burada canının azalması gerekir ama aynı pozisyon tekrarını izlemiyoruz sevgili izleyiciler. Rilash! Ham yapıldı. Hayatta kalamayacak. Merciless arkaya doğru girdi. Rilash skoru çıkartmayı başar. Şimdi dayana herkesin ortasında. Papara Supermassive Akademi burada işi birazcık uzattı mı? Pek öyle gözükmüyor. 3'e 3'ler ama. Krasya çok iyi pozisyon. Canlar çok azalmış durumda. Raid iyileştirmeye devam ediyor. Krasya içeride ama Krasya da düştü. Merciless'ın içeri girmesi onun için ölümcül olabilir ama Raid'i aldı. Raid de karşılığında onu alıyor. Ve neler yaşandı, neler yaşandı. Gördük. Yani Rilash içeri doğru girmeye çalışırken takım arkadaşları onunla beraber değildi. Çok hızlı gitti. Ve hızlı şekilde senin de söylediğin gibi savaş dışı kaldı. Bu eşyaların can veren parçaları da var. Onlarla beraber oldukça tanklaştığını söyleyebiliriz. Şimdi buraya oynamak istiyormuş gibi gözüküyor. Yani son kavuşma geldi. Üzerine paranoya da geliyor. Az önce söylediğimiz en önde Ornn'un durduğu senaryoda Ornn'a pek fazla bir şey yapamadılar. Ocağın çağrısı güzel. Tam Kench düştü. İşe yaradı. Tam Kench düşüyor söylediğin gibi. Canlar Nasri Esports tarafında biraz azaldı. Krasya. Ultiyi kullanmak zorunda kaldı Krasya. Rilash için işini bitiriyor. Orada Raid'i yakalamaya çalışacaklar. Vahşi bir Raid'i kurtarmaya yetecek mi acaba? Son vuruş geliyor. Kitruken üzerine doğru atıldı. Lulu'yu almayı başardı. Hala nasıl Zonyan var? Kitruken Zonya'yı korudu. Hayatında kurtardı. Nuk takip etmek istiyor ama 4'e karşı 2'ler. Raid buraya gelirse işleri değiştirebilir. Ya Merciless'ın canının full olması şu anda birazcık işleri bozuyor. Papara Supermassive Akademi adına ama Baron Second Date alacak mı? Alamayacak. O kadar hızlı eridi ki. Merciless takibi sürdürüyor. Şimdi Karasis'in laneti içerisinde olduğunu hatırlatalım. Papara Supermassive Akademi hala takip etmek istiyor. Of. 5'e 2 olduklarını unuttular yine. Attı. Yarıcan attı bu arada Senna. Birden fazla kişiye kitle kontrolü uygulaması gerekiyor demiştim. Paranoia kullanıldı bu arada. Çok akıllıca bir hamle benim değilim Nuk. Neden Nuk? Ya Merciless'ın infazı inanılmaz iş yaptı orada ve Nasri Esports Akademi burada Okyanus Ejderi tehdidini de ortadan kaldırıyor. Burada Nasri Esports Akademi işi biraz uzattı. Dek arada Dil yarısı isabet ediyor Second Date'e. Parus? Yalnız Parus şimdi birazcık ileride kaldığını görüyoruz. Hemen kullandı orada Grigian'ı. Grigian hayatta tutmaya yetti. Senna arkayı yok ve etti. Ve Senna arka tarafa doğru girmeye çalıştı gördün. Şimdi içeri giren
Nuk çok Diego, iyi iş çıkartıyor Diego. Ve Viego artık sıfırlamaları aldı, resetleri aldı. Nuk içeriden çıkıyor, hala canı Diego. Var. Village bu arada bir reset daha alabilecek mi? Şu anda savaş tam olarak Papara sürmesi akademinin istediği gibi geçiyor. Orayı temizlemiş. 20... Sadece takım savaşının kırılma anı değil, maçın kırılma anı maç olabilir. Gidiyor. Nexus kulelerinin ilki düştü, ikincisi de düşmek üzere. Second Aid savunmaya çalışıyor. Krasya da geldi yanına ama hayır. Yetmiyor. Papara Supermassive Akademi öldü, öldü dirildi belki ama. Tek bir takım savaşı. Rakiplerinin birazcık açgözlü davranması. Onlara galibiyeti getiriyor. Alt koruda ben çok şey çıkaracaklarını düşünmüyorum. Ta ki burada yani Fatih Can ve Elayvut çok hatalı oynamazsa zaten Buram aldılar. Yani Buram da çok ufak bir güçlendirme aldı. Bu neymiş kardeşim? Herkes gerçekten Buram'ın güçlendirme almasını bekliyormuş. Kontrolden çok çabuk çıkan şampiyonlara sahip Valkes Akademi. Yani top 3'lüyü zaten saymama gerek yok. O 3'ten bir tanesine erkenden avantaj verirseniz oyun üstünüze yıkılacaktır. Aynı şekilde bu tarifeyi Zoe için de söyleyebiliriz. Vakit harcamak istemiyorlar. Bu Ferret'ın acaba levejlerine gitmesini sağlar mı? Orta koridor önceliğini alıyorlar. Annex bu arada çalının içerisinde bekliyor. Ferret'ın üzerine patlayıcı yük 3 kere de otomatik saldırı atmayı başardı. Bir de uyku baloncuyu geldi. Elive'da ihtiyacı var burada Ferret'ın. Kapı gibi kullanmadı ama Elive'da o noktada Ferret'ın daha fazla hasar almasını engelledi. Hilal saldırısı tutuyor. Ferret ejder'e doğru kaçtı. İki tane canavar. Her ikisi de Beşiktaş'ın oldu. Aynen öyle. Bunu her oyunda görmüyoruz. Genelde bunların... Menzilli minyon olabilir mi sevgili Reji? Reji'yle kurduğun iletişim beni Reji, benden bitiriyor. Bir saniye durur musunuz? Bir şey konuşuyoruz. Az önce başaramadıkları alt koridor kulesini. Evet 344 menzilli minyonmuş. Çok teşekkürler. 2019'da da Valkes'teydi aslında. O Valkes'in kurduğu bir ilk genç kadro vardı hatırlarsın. Oradaydı. Şimdi uyku baloncuğu çok güzel geldi. Emrisini hayatta tuttu ama Remy uçarı yıldız atabilecek kadar yetime girdi. Arkaya ışınlan geliyor. Ferret'in patron geldi. Ferret düştü. Patron geldi söylediğin gibi ama patron düştü. Ormancıya karşılık üst koridor. Ve Riss'in de savaş henüz çıkmadan çok erken canı azalmıştı. Uyku baloncuğu yine güzel geldi. Ama devamı gelmiyor. Midkey'de herkesin ortasında kaldı ama Annex de çok kısa bir roket atlayışı atmak zorunda kaldı. Yalnız kalıyor bu noktada Annex. Sıçra atmak onu kurtaracak mı? Bitkinlik geldi. Gibi gözüküyor. Güzel bir bitkinlik. Lothar'da daha derine gitmekten çekindi birazcık. Elive'da uyku baloncuğu sıçrayı kullandı. Önünde etten bir duvar oluşturacaklar muhtemelen. Ferret bu arada Annex Algos ikilisinin buraya yaklaşıp yaklaşmayacağına emin değil. Güzel, çok güzel engelledi Annex'in gidişini. Ve Annex burada düşecek. Skor güvende kalıyor. Çok yeterli olacak gibi de görünmüyor. Yani onun için hani roket atlayışını erken kullan diye burada bir nişancı suçlayamayız bence. Az önceki savaşta kullandığı sıçra aslında evet. Burada. Roket atlayışı değil mi? Oyun şu an onun etrafında çok dönmüyor. Onu söylemek lazım bence. Koşu yoluna güzel bir uyku baloncuğu daha geldi. Braum şimdi yalnız hasar almaya başladı. Freljord karşılaması da geliyor ama. Lot şimdi bir seviyelik avantajı var. Ama daha da önemlisi Gwen'e karşılık set avantajı var. Yalnız şimdi kule altına girmesi çok kolay değil. Gwen olsanız dahi. Yani girebilirsiniz ama... Şu anda girdi, ultisini de aktifleştirdi. İlmek ilmek yükleri gelmeye devam ediyor. Creation'dan gelen ulti. Belki biraz daha bekleyip daha EW yeni kullanmışken hani beklerse hani EQ yapsa bir şeyler olacaktı. Ortada bir aksiyon daha çıktı. Hava döndü. Hava döndü. Net şekilde Ferret kararı kokuyor. Haberi yok Beşiktaş'ın. Haritaya bak, elektrikler kesilmiş. Haberi yok ve uzaktan görebilecekleri bir yetenek de yok. Ferret bu maçın bu hale gelmesinde çok önemli. Tabii. Pay sahibi iki kez Tristana'yı çok net yakaladı ve oyunu taşıyacak kadar hızlı güçlenen bir Tristana'nın da önünü kesmiş oldu. Şunu ekleyelim hemen oraya. Görüş sağlamak üzere girdiler. İsabet dalgası Annex'i yine yakalıyor. Lota isabet etmedi işte uyku baloncuğu o kutlu sisin içinde. Çok rahat ediyor burada Gwen. Artık Beşiktaş'ın buradan kaçması gerekiyor. Algos'un buradan kaçışı olacak mı? Kaçışı var gibi gözüküyor. Creation'dan müthiş oyun. Creation Fatih Can'ı yakaladı. Fatih Can'ı yakaladı. Fatih Can'ı eritmeyi başardı bu takas. Beşiktaş'ın istediği bir takas olabilir. Nişancıları hayatta ama Algos'un bu savaşa girme şansı yok. Remyo ultiye geri döndüğünde Midkit tarafından alınıyor. Lot yine kutlu sisin içerisinde çok rahat. Riss'in onu sersemletti. Lot biraz acaba abarttı mı konuyu? Üzerindeki Tristan hasar ama Lot'un düşmesi için yeterli olmuyor. Bir şeyler denenebilir gibi görünüyor Reganur. Valla Baron'u kaybettiler. Deneyeceklerse de onun ardından deneyecekler. Ferret bu arada yalnız başına herkesin ortasına doğru girdi. Ultisini de kullanıyor. Ferret'i burada feda etmek daha mantıklı hamle olabilir. FSP Valkes'te. Yalnız orta koridorda öncelik sahibi ve Annex yalnız yakalandı. Ah. İsabet dalgası da geliyor. Şimdi FSP Valkes Akademi biraz dağıldı yalnız. Midkid arkada Creation'la uğraşıyor. Fatih Can hasar vermeye devam etmeye çalışıyor ama Fatih Can bir kez daha yakalandı Creation tarafından. Ve bir kez daha düşürülecek. Çok iyi hasar. Hasar yetmiyor Fatih Can'a, hayatta kaldı. Creation, bu arada güzel bir ulti geldi Annex'e. En azından bir miktar uzaklaştırdı rakiplerini ama yeterince uzaklaştıramadı. Annex'ten burada agresif bir sıçra geliyor.
Lut üzerine doğru gitmeye çalışacak ama sıfırlamayı başardı roket atlayışını. Baron güçlendirmesi varken daha zorlamak isterler mi acaba? Şimdi Ferit herkesin ortasına Ferit'i çekti. Ferit sıçrayı az önce bu yüzden atmamıştır Yel. Burada sıçrayla beraber dayana oyununu yapıyor. Nexus Kuleleri'nin ikincisi de düşüyor. Ve PSP Wildcats Akademi 3. haftanın sonunda namağlup serisini sürdürüyor.